Yani o kadar dediniz dördüncü bölüm gelsin diye ben de sizi kırmak istemedim. O yüzden bugün karşınızda Dikanossa Hanesi'nin dördüncü ve son bölümüyle karşınızdayım. Bu videoda aslında çok spesifik bir amacımız yok. Normalde alabileceğimiz kararlara baktığımızda İberya dayanağı, Akdeniz'i koru, işte büyük bölünmeyi düzelt ve İtalya'yı birleştir gibi bulunduğumuz bölge sebebiyle alabileceğimiz potansiyel kararlar mevcut. Büyük bölünmeyi burada düzeltmeye çalışabiliriz aslında. Hiç fena olmaz. Ki büyük bölünmeyi düzeltmek de çok da imkansız durmuyor. Çünkü Bizans burada görmüş olduğunuz gibi Pavlusçu yani bize göre düşmancıl bir din olduğu için bunlara kutsal savaş ilan edebiliyoruz. İtalya'yı birleştirmeye çalışabiliriz. Ancak İtalya'yı birleştirmek için de şu aşağıda görmüş olduğunuz bölgelerin tamamını kontrol etmemiz gerekiyor. İtalya'ya baktığımız zaman kontrol etmediğimiz sadece papalığın elinde tuttuğu Orbetello kontluğu ve Venedik dojluğu var. Burası gayet de mümkün. Ancak İlyria bölgesi bizi gerçekten zorlayacak. Çünkü bu demek oluyor ki Kutsal Roma'dan Tirol, Krain Düklü, Istria, Steyrmark, Hırvatistan ve Sırbistan'ı almamız gerekecek. Aslında Hırvatistan'ı almak da imkansız değil. Çünkü Dük ikinci Giuseppe. Kendisi bizim kardeşimiz. Kendisi Prenses Miroslava ile evliydi. Ancak doğum esnasında hayatını kaybetti. Prenses Miroslava'dan bir tane erkek çocuk dünyaya geldi. Ve bu erkek çocuğun da yaşı geldiği zaman Hırvatistan Krallığı içindeki dejur düklükler gibi belli başlı ünvanlara zayıf hak iddiası oluştu annesi öldükten sonra. Bu da belki bir 9-10 sene sonra eğer büyürse ve biz de İtalyan kültüründe kutsal hakkı açabilirsek 15 sene sonra açacak gibi gözüküyor. Başka bir karakter için bütün hak iddialarını kullanabiliriz. Bu da Hırvatistan'ı tamamen kontrol edebiliyor olduğumuz anlamına gelecektir. Tabi diğer çocuklar da kız çocuklar. Yani bu kızlar büyüse bile eğer bir erkek tarafından yönetiliyorsa ülke e, mezhebimizin ilkelerinden dolayı Hırvatistan savaş açamıyoruz. Oğlum çok üzüldüm lan. Bence kendisi rehineymiş. <laughs> Şu işe bak ya. Hırvatistan güçlü ama kendisinden iki kat güçsüz birine kızını rehine vermiş. Yani hoş bir durum değil açıkçası öyle söyleyebilirim. Ha, bu arada Benevento Dükü ile de ittifakı var gerçi benim masalım. Biraz büyümeye çalışacağız yani açık bir hedefim yok bu konuda. Elimden geldiğince ilerlemeye ve güçlenmeye çalışacağım. İtalya Yarımadası'nın neredeyse tamamını kontrol ediyoruz ve Tunus'a da geçiş yaptık. Bu Tunus belki bilirsiniz Kartaca'nın başkentiydi. Kartaca'ya tekrardan giriş yapmış olduk. İtalyan kültürüne bir tane gelenek eklemeyi düşünüyorum. Bir gelenek var. Bu da kılıç soru olur. Bu kılıç soru nedir? Hemen şöyle bir bakalım. Bir hükümdar tarafından ilan edilecek krallık seviyesindeki kutsal savaşlar sınırsızdır. Eğer bu gelenek size yok ise, hayatınız boyunca sadece bir kere krallık seviyesinde kutsal savaş yapabilirsiniz. Eğer dini bir destan tamamladıysanız, bu destanlar da size bir kere daha krallık seviyesinde kutsal savaş açma imkanı verir. Ancak onun dışında bu sınırlıdır. Kılıç soru geleneğini getirirsek eğer bu kültüre mensup olduğumuz sürece istediğimiz kadar krallık seviyesinde kutsal savaş ilan edebiliriz. Dolayısıyla prestijim yetiyor. 6 bin prestij ve bu da 5 bin prestij gerektirir. Geleneği oluşturuyorum. 17 sene sonra diyor. Şu an 36 yaşındayız. Zaten öğrenim ağacından gittiğimiz için de yaşımız yeter. Oğluma bir tane eş bulabiliriz sanki. Burada güçlü bir ittifak var. Ee, olabilir. Ben daha çok ırzi tercih ederim. Burada bir kontes mevcut. Karakterimizin kuzeni diyor. Şu anım efendi olabilir aslında. Kendisi bir soylu. Başka bir mezhebe mensup ancak fena olmaz. İttifak getirmesine çok gerek yok. Çok teşekkürler. Din değiştirmeni rica ediyorum. Bu arada Venedik docu da <laughs> nasıl oldu bilmiyorum ama arkadaşımmış. Venedik de İtalyan'ın değil Bizans'ın dejur toprağı. Gerçi Venedik'i ele geçirmek çok zor değil. Epitopu iki tane kontuktan oluşuyor. Eğer ünvanla hak iddia edemezsek. Mesela bakın Venedik düklüğü ünvanı yok. Görmüş olduğunuz gibi Venedik düklüğü ünvanı yok. Ancak krallığın ünvanı var. Şimdi bu da işleri zorlaştırıyor. Çünkü kral veya imparator olduğunuzda krallık ve imparatorluk seviyesindeki ünvanlara hak iddiasında hiçbir şekilde bulunamazsınız. Düklük olsaydı düklük olarak alabilirdik bunu. Karakterimiz ne oluyormuş? Oğlumuzu da eğitebiliriz. Ha seni eğiten kimse yok mu? Hadi eğittim seni. Biraz dindarlığı arttırmaya bakalım diyeceğim ama zaten <laughs> çok kısa süre sonra adammışlık seviyesi artıyor. Bir ay sonra herhalde. Görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu an ben istesem krallık seviyesinde savaş açabiliyorum Bizans'a. Böyle görmüş olduğunuz gibi Afrika'ya da açabilirim. Benim gayet de işime gelir. Kardeşime veririm. Kardeşim Afrika krallığını yönetir. Ee, güzel olur. Biraz daha dindarlık arttırsak sanki fena olmayacak gibi. O yüzden bir cenaze mi düzenlesek acaba? Karakterimin kuzeniymiş. Hmm. Aslında düzenlenebilir. Ama acaba diyorum. Onun yerine hacca mı gitsek? Hem hacı özelliğini de kazanmış oluruz. Uhrevi haç yolculuğu. Kudüs'e gidebiliriz ama hmm, pahalı diyor. Olsun pahalı olsun eğer tek sıkıntısı buysa. Paralı asker muhafızı yerine acaba? Tecrübeli kaptan alsak. Güzel gayet iyi. Denizdeki tehlikeler biraz sıkıntı oluyor. Dolayısıyla hmm, şöyle kıyıya bağlı kalarak gidebiliriz sanki. Dönerken de yine kıyıya bağlı kalarak dönsek tehlikeyi baya bir azaltmış oluyoruz. Uyguladık. Sanki biz daha önce hacca gittik herhalde ama. Seyahat hızı %50 daha az peki. Gösterişleri de böyle arttırdık. Kabul ettik ve hacca gidiyoruz. Hoppa ne oldu ya? Şaka yapıyoruz. Ayda. Oğlum ve varisimin eşi suikaste kurban gitti. Ben diyorum acaba denizde bir kaza mı yaşadık ama. Neyse ben seni afaroz ettireceğim can. Ben seni tutturdum buraya. Tamam seninle evlendirdik. Bir dakika sen kaç kişi öldürdün ya? Aynı tarihte kaç kişi öldürebildi bu? Kudüs'e geldik arkadaşlar. Hacı olduk. Hacı olunca da seyahat hızı ve güvenliği de artıyor aynı zamanda. Yani korkak olmasan da yani utangaç olabilirsin ya iyi olur. Hediye. Olur. Teşekkürler. Karakterimiz saray mensubuymuş. Ee, olur olur. İstiyorsan keşiş ol. Ben seni afaroz ettiriyorum. Tamam. Seni afaroz ettirdim. Eksi 82 diyor. Yani kusura bakma. Belki çok güzel çocuklar çıkacaktı ileride ama sen buna engel oldun. Dindar olduk. Ruhban görüşü arttı. Vasallaştırma yok. istemiyorum vasallaştırmak. Sen normalde kutsal Roma'ya bağlısın. Oh 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 oh. Çok kötü. Şu an ben kendisine savaş ilan edebiliyorum değil mi? Karintya düklüğün dejur. Afaros Savaşı. Ayda, Asabi olmuş ya. Stresi yükselmişim. Dük Yürgen ölmüş bu arada. Ha, onun hak iddialarını ne yazık ki. Casus başımız da gitti. Peki seni koyduk abicim. O zaman bir ziyafet verelim ya. Ha? ne dersin? İyi olur bence. Onur konu olarak ne bileyim oğlumuzu gösterebiliyor muyuz? Sanırım gösteremiyoruz. Ama Venedik docunu çağırabilirim. Evet iyi olur. Oğlumu davet edebiliyor muyum? Etkinliğe davet et. Gel gel. Ayda. Geri zekalı. Stres topluyor şimdi. Bizans'a diyorum bir kutsal savaş mı açsak ha? İyi olur mu? bir de en kutsal <laughs> tarikatı alırız yanımıza. İttifakımız var mıydı şöyle dışarıdan? Hepsi bizim vasallarımızla mı? Ne? Şu ittifak kurabileceğimiz biri yok muydu ya? Kızları evlendirelim o zaman. Hı? Nasıl olur? Litvanya Krallığı. Aa. İlginç. Fabile gerçi bunlar ama. Toledo düklüğü var. Ha, güzel olabilir. Şöyle yakınlarda olsun mesela. Yulik var burada. Çok sağlam güçlü mesela ne bileyim Macaristan içerisinde var mı biri? Ha, Macaristan'da patlıyor gerçi ama. Hop. Savaş çıktı. Tiranlığına karşı mükemmel. Orada bize mangoneller vardı. Bir bakalım. Trebüşeler açılıyor. Burada kale seviyeleri alemde? 4, 3, 4, 4, 4. Ondan yüksek değil değil mi? Güzel. Biz burayı almak istesek mesela alabiliriz. Ya yani burada altı. Daha kuşatmaları biraz daha zor olur. Sanki alabiliriz gibi. Ve bir biraz daha paramız olsa. Şunları şöyle birer arttırsak. Şunları da arttırdık. Hatta ekleyebiliyorsak bir tane daha asker slotu eklenir. Keman keşler. Zırhlı yaya. Kargılı. Kargılılar iyi olur. Çünkü düşmanın... Bakın burada konni varmış. Güzel. Eğer katafrakt falan alırlarsa ciddi iş görür. Ya yani bunlar kiralanmış bu arada. Bize töton şövalyelerini alırız o zaman. Afaroz ettireyim mi seni? Hı, i̇ster misin? Ne afaroz ettiriyorum? Sana biraz para vereceğim. O senin ünvanını feshedeceğim. Büyük ihtimalle kabul etmeyeceksin. Askerleri şurada toplayayım da ne olur ne olmaz. Evet kabul etmedi. Ha, bu çok iyi olmadı ama. Benim vasalımla ittifak kuruyor ya. Çok teşekkürler. Aldım ben burayı. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Burayı fes edeceğim. Karakterimin tutsağı ve rakibi. Umrumda değil. Öldürtmeyecektin kardeşini. Seni de bırakıyorum. Ceneviz sen sen burayı istiyordun gerçi değil mi? Hmm. Ya yani Kurezya Düklüğünü de istiyordun. Ee, peki. Ama ben burayı Lombardiya'ya vermeyi düşünüyorum. Lombardiya'ya verin. Gücü de artar. <laughs> buraları da. Ha gitti üretmiş ama yani yüksek taht otoritesinden dolayı açamayacak o savaşları. Kendisine ben buradaki düklüğü de vermiş oldum. Gücü de artar. Güzel Toledo düküyle evlendirdik. Burada <laughs> Endüz Krallığı vardı ama patlamış herhalde. Heh. Şu kızı da evlendirelim o zaman. Heh, ittifak olur. Yani Litvanya olabilir ama Litvanya çok uzakta ve Dejur'un yarısından fazlasını tutmuyor. Swabia dükü var burada. Biraz güçlü gibimsi. Arkadaşım yakında ölebilirmiş. Heh. Avusturya dükü fena değil gibi yine. Norman diye dükü burada. Bilmiyorum. <laughs> e, Yulif var. Şöyle ittifak gücü olarak. İngiltere fena değil. Ara Aa, Aragon krallığı ile olabilir sanki ama Aragon hı, var evli mi? Peki. Evlendirdik Aragon kralıyla. Çok güzel. Bizans'taki iç savaş gırla devam ediyor. Burada bir de düşesimiz var. Ee, Hak iddiaları var ama bağımsız olacakmış. Yok ben onu yapmam. Bizans'tan diyorum şu kıyı şeridini alayım. Güzel olur. Bir tanesini bir çocuğa veririz. Bir tanesini Yunan bir soyluya veririz mesela. Müttefiklerimiz de var. Paraları var. Müsaitler. Krallık için kutsal savaşı açtık. Müttefikleri savaşa çağıralım. Bunların güçleri ne kadar? 3200. E ee, bizim de askerimiz var ki. Ne olacak? Dindarlık eksik he. Hadi tötonları aldık. Teşekkürler. Gelin abi. Yardımınıza ihtiyacım var. Gerçi tek başıma da alırdım ama bu biraz zorlayacak gibi. Şöyle Drakyon'a kuşatmayı yapabiliriz. Zaten önce Avlonas'a mı gitsek bir bakalım. Ha evet, teşekkürler. Dini simgeyi açıyorum. Bunların açılması iyi. Buraya Pavlusçuluk yayılmış. Buradaki mezhebi yine Katolikliğe çevireceğim ben. Müttefikler geldi çok güzel. Bizans bize bir süre daha karışamayacak gibi. Hocam siz kuşata durun oraları. Aynen öyle. Şunları kuşatalım. Bir hastalık mı çıktı? Bizim yakınımızda değil ama. Gelmez ya bizim başkente kadar. Bizim başkente kadar buradan gelmez diye düşünüyorum. Yani umarım gelmez. Kontrolsüz öfke. Oğlum strese girip durma bak. Biz destan tohumu mu kazandık? Ne oluyor böyle? Aa güzel. Eğer bu destanı oluşturup tamamlar isek. Özellikle şanlı seviyesini bitirirsek güzeliz. Ülkeye inancı müjdele kararı. İyi olur. Bizans ordusuyla çarpışaydık. Skoru arttırdık baya. de barbaronluğu aynen burayı alabiliriz. katılmayı düşüneyim diyeyim. Savaşa 6 ay kala diyecek ki sen niye savaşa katılmıyorsun? Biz de cevap vereceğiz ona. Diyeceğiz ki biz zaten kafirlerle savaşıyoruz. Bıldırcın yumurtası. Ben satarım bunu. Ne kadar para geldi? 40 altın. Güzel. Şimdi biraz almamız gereken şu dejur bölgelere odaklanabiliriz aslında. Bu arada bizim işgal ettiğimiz topraklarda bir hastalık var mı? Yok, güzel. Naşi seferine katılım. Bekle. Yani ben şu an Bizans'la savaşıyorum. Bakın dediğim gibi. Yaklaşan Haçlı Seferi için hala destek sözü vermemeniz dikkatimi çekti. Katolik bir imparator olarak kutsal görevinizin dinsizler ve dinsizlere karşı savaşmak olduğunu hatırlatmalı mıyım? Mesela ben derim ki savaşlarımla hazır olacağım, katılırım savaşa. Hatta bakın Bulgaristan Krallığı için savaş yapıyorlar. Oh! Aynı kişiye karşı mı çarpışacağız? Bu, bu kötü olur çünkü sever düşmancıl ordularla kapışmamız gerekebilir bilmiyorum artık. Ama dediğim gibi dinsizlerle olan savaşta üzerime düşeni zaten yapıyorum. Arkadaşımız öldü. Ciddi stres yiyoruz bu arada. Saldıran taraf kontrol ediyor muyuz? Güzel. Hoppa Bizans ordusu geldi. Şu işe bak ya. Bizans ordusu şu an Evet, Haçlı Seferi yediler <laughs> Bulgaristan krallığı için. Mükemmel ya. Evet, bizim vasallarımız da düşmancıl ordu olarak katıldı savaşa. Ya umarım Epir kıyılarına gelmezsiniz ha. Yani biz buradayız. Ben buraya bir alayım zaten çekileceğim yani savaştan sonra. Yani Öncelikli olarak Dejur bölgelere giderseniz sevinirim. Sa sayın yapay zeka. Tabii efendim. Bu arada Bizans bizim kuşattığımız yerleri geri almaya çalışıyor. Güzel. Şimdi Bizans'ın üzerine gideceğiz arkadaşlar. Peygamber açtık. Gel buraya kaçmak yok. Bizans ordusu da güçlüymüş bu arada. 3 sene sürdü savaş. Savaş 3 sene sürdü. Biz de görmüş olduğunuz gibi yaşlanmaya başlıyoruz ufaktan. Yani Bizans'ı zayıf düşürdüm artık. Yani bu Haçlı Seferi'ne sayılsın bence. Size böyle güzel bir taktik vereyim size. Zaten önce dediğim gibi. Bir kutsal savaş ya da düşman bir mezhepten biriyle savaşıyorsanız. Papa size diyebilir ki yani niye Haçlı Seferi'ne katılmıyorsun? Ben size dersiniz ki e ben zaten şu an kafirlere karşı savaşıyorum. Yani dinsizlere karşı daha doğrusu. Dolayısıyla Papa da size hani Haçlı Seferi'ne katılmıyorsun, seni afaroz ediyorum diyemez. Çünkü zaten sen dinsizlerle savaşıyorsun. Çok teşekkürler. Şimdi kimdi benim o müttefiklerim? Ha, Para yollayayım. Başka kimdi? Toledo dükümü. Of borca girmiş. Benim yüzümden borca girdi adamı. Çok teşekkürler canım. Oğlum da savaştı falan işte öyle. Olduk, yaptık bir şeyler. Avlonas. Hmm. Oğlana şöyle bir tane eş bulabiliriz. Ne Slavonya banlığı. Fena değil. Yapılabilir. Sardinya düklüğü. Şöyle yakınlarda mesela. Hmm. Bak aklıma güzel bir şey geldi. Bizim oğlanla şu Slavonya dükünün kızını evlendiririz. Hem sağlam bir ittifakı olur. Hem çok da uzakta değil. Yakında sayılır. Bunu yaptık. Çok güzel. Dirakyumu oluşturdum. Bak şöyle bir şey yapacağız. Dirakyum düklüğü. Bunu sana verdim. Kültürel kabullenme şu an sıfırda. Şu an bir oldu. Böyle tek tek vereceğim. Çünkü nedense hepsini topluca verdiğimde artmıyor. Bunu verdim. Bunu debar kontlu ve dirachium düklüğünde ayrıca verince yüzde iki buçukluk bir artış daha gelecek. Şu an yüzde bir buçuk civarında. Yüzde dört oldu. Bizden çok hoşlanıyor kendisi. Oğlana buraları verdik. Aslında şuraları da verebiliriz ha. Nasıl olur? Hadi verdik ya. Burayı da verdik böyle. Epir düklüğünü oluşturuyorum baksana. Tamam mı? Epir düklüğünü sen oluşturdum. Aha verdim böyle. Mükemmel oldu. Bizans da şu an harbiden haçlı seferi yiyor ya. Yani destek çıkan tek kişiler de vasalları. Ya da vasalların hepsi değil yani. Ve Pavluşlar burada görmüş olduğunuz gibi. Anadolu hiç destek çıkmıyor. Bulgaristan düşesi. Işte Sumacia kontluğu. Hepsi de değil yani. Bunlar birbirlerine karşı savaşta kilitlenmiş durumdalar. İşte Girit düklüyor. Yani geçmiş olsun. Bakın Papa bizden çok hoşlanıyor. Artı 86. Talebini red etmiş olsak dahi... Biz zaten şu an Bizans'la yani... Bize göre dinsiz biriyle kapıştığımız için bize çok bir şey demedi. Yaşlı Seferine katılım Çok gerek yok ya. Heh. Bizans'tan görmüş olduğunuz gibi toprak kopardık. Biraz böyle Afrika'dan koparırız. Hatta alabiliyorsak şöyle... İstanbul'u alırız mesela. Heh? Nasıl olur? Bence güzel olur. Yaparız bir şeyler. Kutsal Roma'da çok acayip bir savaş var. Lotharingia Kralı'ya savaşı kitlenmiş. Bunlar zaten savaşıyordu diye. Hacı Prens Magnus'u örgütleşmeyle getirmişler. Sonra iki sene sonra aynı adam yine gelmiş. Şöyle bir şey yapacağım. Ben sana para vereceğim tamam mı? Ben senden şu vasalı devralacağım. Bu senin dejur vasalın değil çünkü. Özür diliyorum bunun için. Hoppa. Bak bu hiç iyi olmadı biliyor musun? Sardinya Korsika krallığını kurmuş ya. Benim Lombardiya vasalım gitmiş Sardinya Korsika'yı... Bak şöyle bir şey yapacağım. Ünvan fesini koruyorum. Tamam mı? Yoksa çünkü Sardinya Korsika burada almaya çalışacak. Öf. Gerçekten. Hiç hoş bir durum değil. Gerçekten hiç hoş bir durum değil. Buradaki vasalıma ben ünvan fesli korunmuş diyeceğim. Aynı zamanda para basma hakkı da tanıyacağım kendisine. Tamam. Şöyle ufaktan düşürebilirim de katkılarını. <laughs> mesela. Ama neyse kalsın böyle. Buradaki psikoposu aktardık. Lombardiya dükü gitmiş. Korsika'yı da tutuyor ya. Meşruiyeti de izin veriyor herhalde. İki düklük tuttuğu için buradaki krallığı oluşturdu ya. Mükemmel. Neyse en azından şuradaki vasala ünvan fesinin korunmasını hakkını verdik. Prens Alessio öldü mü? Ayda. <laughs> Şu bebek başa geçti. Çok iyi. Şansölye ölünce hmm, kötü. Papadan buraya almaya çalışabilirim aslında. Dejur yolla bir bakalım. Yapabiliyorsak. Mezhep liderinden altın. Ne olabilir? Komşular vasat. Hoppa! Güzel bir dakika. Bunlar patlamış. Aa. iyi iyi. Ben sizi vasallaştırırım. Çok güzel olur hem de. <laughs> İlirya bölgesi için mesela deneriz bir şeyler. Şansımız arttı şu an. İlirya neresi dahil? Tirol dahil. Karintiye. Baviera'yı alabiliriz. Ne? Olur mu Baviera'cığım? Salzburg'u alabiliriz mesela. Augsburg. Dahil edilebilir. Olur. Bak bak. Teşekkürler. Buraları böyle alıyoruz. İlliriye tekrardan bir bakalım. Karintiye, Tirol. Krain'de dahil mi? Ya burayı komple almışız o zaman. Çok güzel. Bir tek Hırvatistan'la Sırbistan'a mı odaklanmamız lazım? Bakalım orayı alabilir miyiz? Göreceğiz ama. Burası... Exclave bağımsızlığı tam kayıtlı olduğu için oyun ayarlarında. Veraset sonrası bunlar patlayacak. Ee, ben de bunlara eğer şu kalırlarsa kutsal savaş açabilirim belki. Bakalım. Hatta şimdi de açabiliyormuş. Böyle Sırbistan Krallığı gibi harika olur. Hatta burayı alabilirsem yeterli param olması durumda Sırbistan Krallığı'nı da gasp edebilirim mesela. Mükemmel olur. 7 sene sonra kılıç zoru açılacakmış. Mesela ben şu an Bizans'a istesem Raşka düklüğü için değil mi? Raşka düklüğü için açabiliyorum. Raşka düklüğü iyi aslında. Yapılabilir burada. Bunlar Paulus şu. Harika. Buna Efes. Buraya alırsak da fena olmaz. Bakalım ya. Deniyoruz bir şeyler. <laughs> Baviera'yı oluşturayım. Baviera'yı oluşturdum. Şimdi bunlar kabul edecek. Kabul etti. İşte Ermar. Kabul ediyorsun. Avusturya'cım sen de kabul ediyorsun canım. Mükemmel. E, işte tutuyor burayı. Şöyle sana Baviera krallığını vereyim mesela. İyi olur mu? Çok güzel. Hmm, burası iyi olmadı ama. Neyse en azından Vassal'ı belki devralmaya çalışırım. Yani Verona ve Karintia diye ikiye bölünecek bunlar. Öyle olduğu zaman koparırım ben. Belki bu sevde İlirya'yı kontrol edebiliriz. Yani Hırvatistan'a hak iddiası kullanarak, birinin hak iddiasını kullanarak alırız. Ve Sırbistan'da böyle gasp ederiz özellikle buralara kutsal savaş açarak. Sırbistan'ı da ele geçiririz ve İtalya'yı birleştirmiş oluruz. İtalya bölgesinde bir tek Venedik ve şu Orbetello var. Papalık hiç sorun değil. Venedik'i de artık e, hak iddiası ede, ede alacağız bir şekilde. Yapay zeka burada krallığı tuttuğu için nedense düklüğü oluşturmuyor. Beni üzüyor. Ha, kanımızı kutsayabiliyor şu Harika. Ama tabii 90 stres alacağız çünkü alçak gönüllüyüz. Olsun kanımızı kutsayalım. Hanedanımız ihtişam kazanır. Katoliklik şevki artar. İyi olur. Meşruluk destan tohumu. Harika. Karar geldi ve yaptık. Meşruluk destan tohumu nasıl bir şey acaba? Eğer sağlığımız bir noktada gerçekten kötüye giderse demir gibi açarsak ben Bir oğlumuz daha olmuş bu arada. Heh, harika. Onu da artık böyle Sırbistan taraflarını mı veririz bilmiyorum. İyi de para kazanıyoruz ha. Batı frankı. buraları komple böyle vasallaştırabiliyormuşuz. Ben, yani, bir dakika sen kimi niye öldürdün? Sen kendi çocuğunu mu öldürdün lan? Ayda. Affediyorum lan seni. Seni affediyorum lan. Babacım param var mı? Çok az param var ya. Hı, bana biraz para ateşleseydin ya. Güzel olurdu. Ay Bulgaristan'a bak be. Bucak taraflarını almış. Helal. Sırbistan krallığı içinde hak daha alamamak çok kötü bir şey. Ama böyle çökertebiliriz sanki ya bunları. Fena olmaz. Hak iddiası alırım böyle ne bileyim. Zaten müttefik yok. Buralara gireriz. Ya da Sırbistan'ı böyle komple gasp edebilirim. 6 tane kontluk alıp. 4 sene. Bekleriz. İyi olur. Bu arada kutsal hakkı keşfettik. Çok güzel. Duş surları hemen tamamlayalım. Kutsal hakkı neden önce aldım? Eğer bu yeğenimizin başına bir şey gelmezse ve bizim vasalımız olursa mesela sağlıklı bir şekilde tahta geçerse kendisini görmüş olduğunuz gibi Hırvatistan Krallığı ve diğer içindeki ünvanlar için hak iddiaları var. Komple bastırırsak bunun için Hırvatistan Krallığı ona geçmiş oluyor. Oyun bana buradaki kişileri vasallaştırabileceğimi söylüyor ama vasallaştırmayacağım. Ya Bavyera'yı sırf böyle bir arada e, krallık olarak tutuyorum ki hani diğer vasallarla uğraşmak istemiyorum. Dükke, Lazio. He? Sen işte Hırvatistan banlığı yani. Bir Hırvatistan krallığı olsaydı senin de şöyle unvanını alırdık artık. Venedikli kültürü mü? Aa şurada bak kendi kültürünü oluşturmuş. hak iddiası satın al. Aa böyle yapabiliriz böyle tek tek ayrı ayrı. E, dindarlık harcayarak. Mümkün. Lan tüh. Sırbistan kralı da bizle arkadaş oldu değil mi? Ya, Raşka için komple girsem mi ya? Güzel olur mu? Bence olur. Bizans neredeyse bütün Balkanları yok, yani kaybetti. Biz Arnavutluk ve Epir taraflarını tutuyoruz şu an. Sırbistan'da çökeriz. Bulgaristan burada takılır. Bulgaristan'da çok işimiz yok. Onlar yani böyle tampon bölge gibi bir şey oluyor. Hele şu abi ölsün. Başa bir çocuğu geçsin. Ben görürüm onu. Şu an paramı da harcamak istemiyorum yani. Papa'nın elinde biraz daha fazla para olsa. Vekillerim iyi umarım 6 ay sonra Papa'nın bu toprağı bize geçer. Geçmeyebilir büyük ihtimalle ama şansımı deneyeceğim. Papa benden korkuyor. Saray görkemi ne durumda? Arttıralım şunları ya He, sonuna kadar. 10 üzerinden 10 olsun. Bakalım deneyeceğiz. İnanmıyorum. Papa aşırı kızıyor yani. Eksi 60 kızdı. Kaybetti burayı çünkü. Sen burayı istiyordun değil mi? Orbetello'yu. Aa saray rahibinize ki... Neden? Ha, burası benim rahibime aktarılacak önce. Tabi tapınak yerleşkesi. Çok güzel. Sonra canım sana şu ünvanı vereceğim. Tamam Papa'dan da bu kalan toprağı aldık. Bir tek şu Venedik tarafı kaldı İtalya için. Sonrasında Sırbistan'ı da kontrol edebilirsek bir tek Hırvatistan kalıyor. Ama onun için de çözümümüz mevcut. Sen borca mı girdin? Niye borca girdin? Girme borcu. Niye bir hastalık mı var bir yerlerde? Uf. Yakın, çok yakın. İnzivaya çekil. Sen ne istiyorsun ya? Hı? Suratını. Bak, bir tane kale kuracağım şuraya. Ah azıcık da para. Ah. Hoşlan benden. Kutsal Roma'nın dağılması gerçekten benim işime geldi. Ee, i̇yi oldu. İçeriden içeriden patlamamış olsalardı ben her türlü girecektim. Bu arada İngiltere'ye ne olmuş böyle? Burada Mersiye küçük krallığı, Lancaster. Oğlum bu ne lan? Ha? ülkenin yarısını kaybetmişsin. Evlenmek ister misin? Kız <laughs> torunumla. Ha? Hadi evlendirdik. Yani çocuk sahibi olacaklarına çok inanmıyorum çünkü 49 yaşında. Nişanla yani nişanlama yapıyoruz ittifak. E ya bunun için hak iddiası aldım özür diliyorum. Baksana para gönderdi. <laughs> ee, bir hakik biraz daha alacağım şunun için. Kusura bakma Veneto'ya. Da... <laughs> %100 şu an. Bana karşı görüşü. Buradaki hastalıklar da biter bitmez. E, giriyorum. Ben Veneti'ye. İtalya tarafını tamamen kapatmış olacağım. Giuseppe'ye bak yaşlandı ya. Hı, vallahi yaşlandı. 4 ay içerisinde kılıç soru geleneği açılacak. Bu çok güzel. O zaman Sırbistan tarafına komple krallık savaşı açabileceğiz. Kutsal savaş açısından otorite savaşı mı? Ayda. E gidelim? Müttefikimize yardımcı olalım. Yani yapacak bir şey yok. Hatta benim hazır param varken acaba Bizans'a savaşa girecek olursak bir bakalım. Mesela ordu kompozisyonuna kemankeş, kargılı mangonella, katafrak yoktu. İlginç. Kemankeşse o zaman ya okçular, atlılar, zırhlı atlı, zırhlıya koyabiliriz aslında bir set daha. Güzel olur. Zarar açısından yani düşman ordusuna vereceği zarar açısından daha iyidir. Efendim çekilin yoldan. İtalyan ordusu geliyor. Hı, hmm, arkadaşımız ölmüş. Ne ha, harika bir taç elde ettik. bize 16 vasal limiti veriyor ya. <laughs> Papa'dan da para talep ediyorum. O, o da harika. Bu arada orduyu kaldırdığımız zaman baya bir para gidiyor. Denizde olduğumuz için bilmiyorum. Evet. Orduyu biraz burada bekleteceğim. Şu an tabii bütün orduları almışlar. Aragon'un ordusunun üstüne gidecekler. Belki burada bir tuza düşürme durumumuz olabilir. Heh? Öh başkenti karantina. Oğlumu hekim yapacağım bu sefer. Çok güzel. Bir dakika burada hastalık mı var? Hoppa. Bütün kıyı yerini sarmış hastalık ha. Ee, Leon'u kuşatsak acaba büyük ihtimalle. Hı? Oğlum hastalıklı bölgede mi çarpışıyorsunuz? Hay gerizekalı herifler. Buraya hastalık vurma değil mi? Umarım vurmaz ya. Heh hele şükür dış surları keşfetmişiz. Buralara da hep kale yapmışlar. Ne harika olmuş. Çiçek hastalığından ölmüş. Ya umarım sen ölmezsin. Sana ihtiyacım var bak. Sen ölmezsin değil mi? Bak sana para göndereceğim. Tamam mı? Benim şöyle tuttuğum ne bileyim sağlığı arttıracak bir şeyler yok sanırım. Bak Aurelio sakın ölme. Sana ihtiyacım var harbiden. Benim bitmiş benim hayatım. Ölüyor ya. Hayatım bitmiş benim hayatım. Aurelio ölüyor arkadaşlar. Hak sahipleri. Dolaşıyor diyor. Çok kötü oldu bu. Hırvatistan'ı ele geçiremeyebiliriz. Veren ve üstüne çiçek mi oldum? Dük Aurelio öldü arkadaşlar. Dük Aurelio ne yazık ki öldü. Hırvatistan'ı topyekün ele geçirme hayallerimiz suya düştü sayılır. Belki Sırbistan'ı alırız ama bu bölgedeki hastalıklar yani. Bakın oyun kurallarına geliyorum. Salgın sıklığı çok nadir olmasına rağmen her yerde hastalıklar patlayı veriyor ona rağmen. Tamam bu savaşı kazandık. Artık bitir. Bitir bu savaş. Yeğenimin ölmesi. Yalnız şöyle bir durum var bakın. Eğer Hranislav'ın yani Hırvatistan kralının erkek çocuğu olmadan ölürse başa Prenses ne de geçecek. Bir kadın tarafından yönetilecek. Bu da demek oluyor ki bir kadına karşı başka bir kadının hak iddialarını kullanabiliyor olacağız. Öyle bir şansımız var. Öyle yapabilirsek harika olur. Beni saraya davet ediyorum. Tamam mı? Ben sana bir görev vereyim. Sen gitme bir yere. Neyse oğlumu şöyle atadım. Sen berbatmışsın. Kahya olarak atasak seni. He? Zayıf. Olsun. Seni kahya olarak atadım tamam mı? İşte eğer Mark Düklü. Ha, gerçi bu bizim himayemizde sayılır. Yani... Eğer bu hanımefendi ölmez ise mesela Hırvatistan Krallığı'na böyle çökebiliriz bilmem artık. Savaş ilan et. Güzel. Sırbistan Krallığı için bir savaş uygulayacağım. Demir gibi açtım. Ya bunu da açabiliyor şu? Salgın direnci. Yok kalsın şimdilik ya. Demir gibi bizi kurtarır. Sırbistan Krallığı. Ben burada kendi vasallarıma karşımız çarpışacağım. Tüm askerleri burada topluyoruz. Ya hastalıklardan bıktım artık. Yani çok nadir yapmama rağmen yani bu kadar patlıyorsa aynen aynen öyle. Hiçbir masraftan kaçınmayacağız. Gerek yok. Bizans benim şuradaki topraklarıma saldırabilir. Saldırmasını da isterim. Ordusunu çekeriz kendi tarafımızı. Hatta şöyle Debar tarafında mesela kutsal tarikatları. Bekletelim şimdilik. Hayır sakın 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 sakın. Aman vasalın ordusuyla çarpışmak istemiyorum. Aa ben burada bir şey gördüm. Bizans ordusunun üstüne şöyle ama Güzel oldu. Hatta dur dur ben tuzağa düşüreceğim Bizanslı'ya. Benim vasalımla mı çarpıştı? Güzel oldu. Buralara da kale kurmuşlar. Ben ne olur ne olmaz diye şu misafir perver tarikatını mı alayım bu sefer? Kalatrava'yı aldım. Bizans ne yazık ki benimle çarpışmak istemiyor. Onun yerine benim vasallarımla çarpışıyor. Danimarka. Gel, Danim Gelsin Danimarka'ya. Oğlum benim masallarımla çarpışıp durma. Bizans neredesin? Aa ne güzel. Bizans'ı gördüm bir dakika. Arkadaşlarımız da ölüp duruyor. Uzun yaşamanın bedeli. Kuşattığımız kaleye saldırsak daha savunmasından ciddi avantaj elde ederiz. Kıyım gerçekleştiriyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bir Bizans ordusuyla çarpıştık. Öyle kaçmak yok. Aa, sen niye öldün? Hastalıktan mı geçmiş olsun. Yeter artık %3, %4 almaktan sıkıldım. Turnuva için talim yapsak güçlü olabilir miyiz ki acaba? Aa, güçlü olduk, sağlığımız daha da arttı. Ya, ne şimdi bu? Ha gerçi bir dakika biz buradan toprak kazanmışız ha. Savaş gereğinden fazla uzadı be. Yok harbiden ben yani şu müttefiyi çağıracağım. Az da olsa bana bir katkısı olsun. He. Başka müttefikimiz var mıydı dışarıdan? Aa evet sen ne varmış ya bir dakika sen gelsene savaşı. Biz seni niye unuttuk? Gel gel Bulgaristan gel. Bizans'ın zayıflaması senin işine gelir. Ya bir savaşı kazanmak gerçekten bu kadar uzun sürmemeli ama. Kuşatıcı birlikler burada mı? Tamam alın hepsiyle üstüne gidin. Danimarka'nın ordularına acımayacağım çünkü. Yeter artık hadi bitirelim şunu ya. Aa torunum olmuş. Harika. Erkek bir torun. 4 yıl süren bir savaş var ha. Yeter artık harbiden. Şimdi sirem düklüğü ileriye dahil değil değil mi? Of çok güzel. Burayı almak için ayrıca uğraşmak istemiyorum çünkü. Benim arkadaşımmış. Sırbistan'ı şöyle gasp ediyorum. Teşekkürler. Canımın içi. Bak şöyle yapacağız. Niye kabul etmiyorsun? Dini, sen şöyle dini muafiyet uygulasak mesela nasıl olur? Kabul edersin mi? Etmiyorsun. Peki lan sen bilirsin. Bak buralar komple Sırp değil mi? Buralar böyle komple sırp. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. ve oluşturulmamış. Güzel. Seni affediyorum. Bunu oluşturdum. Buradaki baronluk. Burayı sana böyle komple verdim. Sonra Dükliyeceğim. Bak, şöyle yapacağız. Ben sana şöyle Sırbistan krallığını hatta Raşkay'ı da oluşturacağım. Tamam mı? Ben muhtemelen fazladan düklük tutuyorum. Buraları böyle sana komple vereceğim. Mükemmel. Tutsakları serbest bırakalım. Bayağı da bir tutsak elde etmişiz ha. Biraz dinlensek iyi olur. Benim biri eğitiyor muydu? Ha evet. Aa Spoleto'ya bak. Heh, çok iyi ya. Hırvatistan'dan biraz toprak koparmışız o güzel. Gü bak güçlü vasalsın falan evet tamam. Ben senden şu Verona'yı alacağım. Tamam. Tiranlık miranlık ama. Yani evet aldım. Verona bana ait. Sen o kadar krallık verdik. Ve borca girmişsin ya ayıp. Ben böyle dejur almaya çalıştım ve patladın öyle mi? Hı? böyle tutturduk. Cam teşekkürler. Kendisi de öğrenim ağacından gitmiş. Yaşayacak şimdi. Kendi kır başlayan ve tabi yatalak. Eğer bir noktada kendi biraz ıı, kır başlarsa fazladan. Bilmiyorum. Belki daha çabuk ölebilir. Mezhep liderini aldın. Alırım tabii ki. Neden alayım? Çocuğu eğitmeyi de unutmayalım aynı zamanda. Ha sen büyümüşün. Mükemmel. Aragonlu. Aragon A bir dakika savunuyor diyor. Bunlar da bela şimdi biliyonlu. Evlilik düzenli. Bak hadi seninle evlilik yapacağım. Seni kurtaracağım bak. Seni şöyle kurtarmaya geliyorum. Tamam hadi bak savaşına da katılacağım. Başkenti kuşatmışlar. O hiç iyi değil. Şimdi saklayalım parayı. Yetişebilir miyiz? Aman aman aman. Başkenti şöyle. Geçmiş olsun. Biz bu arada dış surları yapmıştık değil mi? Evet. Paramızın yettiğince. Arttıralım buraları. Milis kampı. Asker gücü artar. Mancını koymuşuz buraya. Demirciler. Bunu şöyle yükselt. Biraz parayı harcıyoruz. Fermoyu arttır. Urbino. Arttır bunu ya. Evet parayı da böyle bitirdik. Hiçbir masraftan da kaçınmadık. Galicia ordunun başında işte o kötü. Evet düşman ordusu geliyor. Ama Aragon'la durduğumuz sürece. Hı? Halleder miyiz bunu? Benim biraz para mı bitiyor? Para verdim. Benim de param bitiyor bu arada. Yani bir beyaz barış falan yapsanız şu an harbiden işime gelir ha. Çocuğu eğitelim o zaman. Orduları şöyle bağladım. Düşman ordusunun üstüne gidebilirsek. Ben deneyeceğim şansımı. Savaştan baya bir e, zafer elde ettik. Bizim telef olan şövalyelerimiz var mı? Şövalyelerimiz de iyiymiş he. Harbi harbi iyi yani. Sakat bıraktı sakat bıraktı. Oh, mükemmel. Kanka benim kuzenim niye zindana atılıyor ya? Manyak mısın sen? Allah Allah. Saraya davet et biz onu affettiydik ama. Ha kendi bedeninde tutsak ölüyor muyum şimdi? Ölmesek iyi olur be. Şöyle, sağlıklı ve sağlam vücudu açalım o zaman. Biraz daha yaşasak iyi olur aslında. Branislav'u şöyle öldürsek. <laughs> Öldüremiyoruz. Kanlı hisselme yapma. Güzel bir vekil harçtı, öldü. Ne, sağlıklı yaştık. Orta artış. İyi diyor. Güzel. Aragon'la hiç ittifak yapmasaydım daha mı iyiydi acaba? şu ikiye böldük. Hatta şöyle biraz daha mı bölsek? Hah. İyi olur. Orduları çek. Çek orduları. Çek 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 çek. Heh. Bu savaş ne kadar sürüyor? 4 sene. Bir beyaz barış yapsak var ya iyi olur ha. Yani düşman topraklarını o kadar kuşattık. O kadar az savaş skoru kazanmamamız lazım. %95 Üf, çok iyi. Buradaki işgali kaldırırsak o zaman tamam. Hele şükür ya. Aragon öldürdün mü bizi ha? Eşim mi öldü? Geçmiş olsun. Mısır Melikli. Aa bir dakika. Mısır Melik. Bunlar nasıl kıp... Aa şu işe bak. Mısır kıpti olmuş. Başıma bir bela daha aldım bu arada. Evet o bela bitti. Ulan ittifak yaparız diyorduk. İttifak bak mesela kabul etmiyor bu çünkü bir Müslüman. Az önce Kıpti bir lider gördüm hani işime gelirdi diye ama gelmedi. Rebüşeleri keşfettik mükemmel. Ya Sancho. Öf. Bizi harbi öldürdü ne? Erkek kardeşim öldü mü? Aa Toskana Dükü ölmüş. İyi savaşçıydı. Mezhep liderini aldı. Aldırım arkadaşım kusura bakma. Canım teşekkürler. Papayı hem toprağından ettik hem de parasını alıyoruz. Ya Tivoli. Başkenti karantina yap. Ben zivaya çekil. Tivoli benim toprağım. Romanın dibinde. Hafif tedbirler. Muazzam. Ne bu noktadan sonra bekleyeceğiz artık ve başkente yayıldı inanmıyorum. Ee, karakterimin hak iddiaları. Ne alacağım burayı? Kaldırım bütün orduları. Şimdi başkenti kuşatıyoruz ve olay bitiyor. Tamam. Bu da zor bir savaştı. Şu Hırvatistan için hak sahipleri dolaşıyor. Saraya davet et. Affet. Neyse affedilmişsin zaten. Affediyorum. Seni de affediyorum ya. Sana eş bulacağım ya. Ana soylu. Karakterimi ne oldu? Hah. Hadi bak seninle evlendiriyorum şöyle. Tamam mı? Mükemmel. Aa ben senin böyle ünvanını fesh edebiliyorum değil mi? Hı? Mükemmel olur. Kimse yasaların üstünde değildir. Güzel. Kusura bakma. Ama sen e, benim hanedanımı yamuk yaptın. Ben burayı şöyle ne bileyim. Alacağım senden ya. Arkadaşım. <laughs> ağla. Boşta kalan hanedan üyeleri 73 üye olmuş. Mükemmel. Ha İtalyan. Bak sana ünvan vereceğim. Ben şuradaki ünvanları böyle komple vereceğim can. Raşka düklüğü senin ne olacak. Mükemmel olacak. Tunus düklüğü. Erevan için. Afrika'ya bak almış burayı. Bak canım şöyle acayip bir şey yapacağız sana. Afrika'yı şöyle ele geçirelim mi? Ne dersin? Geçiriyorum burada bir meseleler var. Başkentini kuşatmış. Mükemmelsin ya gerçekten. Son burada düzenli askerleri topluyoruz. Kutsal Roma İmparatorluğunu biz nasıl yeniden kurabiliyoruz ya? Aa inanmıyorum. Kutsal Roma İmparatorluğunu yeniden kurabiliyormuş. İtalya dışında kontrol edilen tüm krallıklar Dejur Kutsal Roma İmparatorluğu parçasında olacak. İtalya dışında. Ya e, istemiyorum vallahi ya. Ben kendi imparatorluğumu oluşturdum. Ben İtalya'yı birleştireceğim. Venedik Krallığı ama yok. Venedik Düklüğünü oluşturacağım. Tamam mı? Venedik Düklüğünü oluşturdum. Burada şehir. Aynen. Venedikli bir soyluya verdik. Sonra sana şurayı da aynı zamanda veriyorum. Venedikli Düklü sen Cumhuriyet olarak kalıyorsun burada başkentini kuşatsak acaba işe yarar mı? Savaşı hızlıca bitirir miyiz? Böyle bir şeyler gerçekten bu konuda çok etkili. Ah rakip olduk adamla. Ulan bir de entrikası da yüksek. Orduların üstüne şöyle gidersem. Kayrevan'ı da tam kuşattık mı? Teologu açtık. Ben ufaktan servet odağına geçiş yapıyorum. Buraya aldık. Büyük ihtimalle. Ee, bunun savaşı devam edecek. Yani, yani geri zekalı, yapay zeka. Kendisinden kat kat üstünde olduğunu anlamıyor. Mesela ben bu savaşı kazansam ne kadar para ödeyecek? 156. Eser talep et. Al, al senin olsun al. Beyaz barış. Teşekkürler. Yok harbi uğraşamam ya. Ah -ah. Afrika. Gasp ettim. Tamam mı? Afrika'yı gasp ettim. Buraya şöyle bu tür birini getirdik. Hatta bak şöyle Kerevan'ı oluşturdum. Tamam mı? Kerevan düklü. Aha bunları böyle komple sana verdim. Tamam mı? Bunları sana şimdi verdim mi? Sonra burayı böyle birine verdim mi? Verdim. Maribi bir soylu. Değil mi? Böyle dejur hattında veriyorum kendisine. Sana da şöyle şurayı veriyorum. Tamam mı? Şöyle Afrika krallığını sana verdim. Çok yaşa yeni kral. Artık benim basalımsın. Abo şu işe bak. Bukelar yon... yön bu geleryönlüklü inanmıyorum. Hoca Mısır'ı ele geçirmiş. Abbasiler benden uzakta. Baksana şu çok güzel bir eser hediye edeceğim tamam mı? Hazreti Muhammed'in saçı aynen öyle. Sen bunu sarayına koyarsın. Senin bayağı işine yarar bu. Sana başka bir hediye. Hmm, kutsal çivi aynen sana bunu verdim. Benim ihtiyacım yok. Bunu verdim sana sarayına koyarsın. Ya bunu verdim tamam. Hadi görüşürüz. Borunun da büyüdü. Mükemmel oldu. Ya sen niye Bulgaristan... Aa inanmıyorum. Bulgaristan krallığı için. Oo. Ben şu an Hırvatistan kralının ölmesini bekliyorum. Sağlığı kötü diyor. Çok güzel. Erkek çocuğu da yok. Bir kadın tahta geçecek. Diğer kadınların hak iddialarını kullanarak Hırvatistan'ı ele geçireceğiz. İtalya'yı birleştir. İlirya neresi kaldı bir tek? Sadece Hırvatistan kaldı. Mükemmel. Bunu da yaptık mı İtalya'yı birleştirebiliyoruz. Zaten şöhret seviyemiz buna izin veriyor. Biz yatalaktık değil mi? Ha, sağ İyh, sağlık gidiyor diyor. Bakalım nasıl olacak. Evet seni bekliyorum. Hranislav ölmeni bekliyorum can. Yani. Aa rakibim öldü. Peki. Hırvatistan. Vallahi ölürsem memnun olurum. Hatta ben seni öldürmek istesem ama öldüremiyorum şu an. Hmm. Karakterimin kızı neden? Hayda. Buralarda kontrolleri arttırmışız. Güzel. Al şu diyor. Aman bunu, bunu hemen unutmayalım. Ben sana para vereyim can. Ranislav ölecek misin? Bak sen ne yaşıtız neredeyse. Yalnız bu da uuu inanmıyorum. Macaristanlı müttefiki var ha. Zorlar bizi. Orada arada birisi seni öldürmeye mi çalışıyor? Az önce kötü fal diyordu ama. Saray mensuplarından birisi bilmiyorum. Seni öldürmeye çalışıyor olabilir. Ranislav ulan senin de var ya yani <laughs> ilaç odandan gidesin tutta, değil mi? Ve seni şöyle komple ele geçirsem var ya çok güzel olur ama. O esnada ben belki biraz kendi tarafıma yatırım yaparsam vakit de geçer. Yani şöyle tarla falan. Şu ünvanı şöyle oluşturdum. Buradaki vasalı aktarıyorum. Buradaki ünvanı da oluşturdum. Bunu da sana aktarıyorum. Bak dejur. Harika. Bu wow, Frankiye'ye bak ne yapmış. İngiltere. <laughs> Mükemmel ya. Yüzyıl savaşları ama tam tersi. Yok Kranislav ölmeyecek. Ben onu anladım. Bekliyoruz daha. Kızları da yaşlandı. 54 yaşında bir tanesi. Çocuklarına geçecek sıra. Ne? <laughs> Dur sen bir yere gitme. Ben seni antikacı olarak tutturdum şöyle. Tamam mı? Sen kahiyasın. Sen antikacısın. Sen de evlisin zaten. Güzel. Gitmeyin abi bir yere. Aman. Oh çok şükür Umarım şimdi yapabiliyoruz de Lütfen Aa harika Ama yok bu olmaz Bu nasıl? Güzel bu <laughs> Mükemmel Ben ne olur ne olmaz bütün orduları da kaldıracağım Yani şansa bırakmak istemiyorum artık Burada bir hastalık var Başkenti güzel olur, olur. Başkenti ele geçirsek Evet trebüşeler gerçekten iyi iş beceriyor Sen nereye istiyorsun? Burayı mı? Af. Al af. 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 Zaten dejur toprağın değil. Af. Af senin olsun. Af. Geri kalan ordularla şöyle bunların üstüne gitsek nasıl olur? Eyvah. Kuşatıcı ordunun üstüne gidiyorlar. Bu hiç iyi değil. Ayda. <laughs> bu hiç iyi olmadı işte. Oğlum erkenden öldü. Erkenden öldü. Erkenden öldü. <laughs> kendi ölene kadar kır başlamış. Torun o zaman. Hı? Torun başa geçecek. Daha iyi oldu sanki genç biri başa geçiyor. Hayır hayır hayır, sakın sakın. Ben müttefiklerimi çağırıyorum. Mezhep liderinden de altın talep ediyorum. Varımı yoğumu bu savaşa koyacağım artık. Bir dakika burası daha savunmasıydı değil mi? Burayı kuşatmışlar ama olsun. Bu çarpışmayı kaybedeceğiz büyük ihtimalle. paralı askerleri de şöyle çekeceğim buraya. Hop yekün çarpışma hadi bakayım. Bitirmek istiyorum şu savaşı hadi. %90 çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ve kazandık savaşı. Sana para veriyorum bol bol. Tamam. Mükemmel. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bakın. Böyle bir İtalya'mız var şu an. Bütün Adriyatik'i böyle kuşattık. Bu vasallarımız sağ olsun baya bir yardımcı oldu bizlere. Hatta bak sana şöyle Sırbistan Krallığı'nı da verdim tam. Mükemmel oldu ya. Ve İtalya'yı birleştir kararı çıktı arkadaşlar. Oh çok şükür. İtalya'daki çekişme halindeki şehir devletler ve barbar ülkeler yeniden bir imparatorluk hakimiyetine birleştirilebilirlerse tüm yarımada yeniden güç ve saygınlık kazanabilir. Sicilya ve Hırvatistan İtalya dejur toprakları olur. İstenilen şartlar burada. Haşmetli seviyesindeki şöhret seviyesindeyiz. İtalya ünvanına sahibiz yani imparatorluk olarak. İtalya bölgesi bizde ve İlirya bölgesi de tamamen bizde. Yarımadayı birleştiriyoruz. Batı İmparatorluğu'nun düşünden beri İtalya istikrardan başka her şeye sahipliği yaptı. İsyankar ve sürekli kendi aralarında savaşan küçük şehir devletleri, açgözlü rahipler ve barbar fatihler. Ama şimdi alemin yönetimi altında İtalya zavallı iç savaşlarını bir kenara koydu ve tek bir sancak altında birleşti. İtalya artık önemli bir güç ve Franklarla Yunanlar arasında paylaşılamayan tatlı bir ödül değil, barbar fatihlerin kolay lokma olarak görebileceği bir ülke hiç değil. Bugünden itibaren İtalya ve İtalyanlar Roma'nın hakiki varisleri olarak yerini haklı bir şekilde alıyor. Labor, Omnia, Vincit. Umarım Latince telaffuzu yanlış söylememişimdir. La Boronia <laughs> vincit. 350 prestij kazanacağız. İtalya topraklarındaki gerçek kahraman destan tohumu. Bu kültürler aynı zamanda Venedikli, Lombard, Sicilyalı, Sardinya, Alpçi, Romalı ve İtalyan kültürleri de böyle bir kültür. Tabi antik kültür bu ama. Düzenli askerler kargı sütunları ve loncaları keşfediyormuş. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım ne oldu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sicilya birleşti. Hırvatistan ve Sırbistan da dejur olarak kaydı. Macaristan'da buradan almış toprağını. <laughs> Sen Macaristan'daki kocandan boşanmayacaktın Nedacım. Asker gücümüzü bayağı bir harcadık ama sağlığımız da kötü. 76 yaşında. Matilda 1112'de öldü. Sene 1168. Evet 46 sene. Matilda kadar yönetmişiz. Matilda'dan daha iyi hale getirdik. Daha doğrusu ülkeyi. Aynen. Matilda'dan daha iyi hale geldi. Bu konuda ciddi anlamda bir başarımız var arkadaşlar. Ya ben kutsal yani Roma İmparatorluğu'nu yeniden kur diyordu ama... Yani yok Roma İmparatorluğu'nu kurabilirim ama Kutsal Roma'yı da tekrardan kurmak istemiyorum. En az 3 krallık ünvanına sahip olmalısınız. Ee, -e, yok. Bir de böyle Kutsal Roma uğraşamam. Bohemya ile, Lotharingia ile, Frankia ile falan Ee, -e, bunlar kendi aralarında böyle uğraşsınlar. Biz Akdeniz'in efendileriyiz diyelim. Daha doğrusu Adriyatik. Ama çok böyle temiz bir imparatorluk sınırları çıktı. Dejur açıdan böyle İtalya hatta bakın İtalya böyle birleşti. Tirol ve Karintiya'yı da almış olduk böyle İtalya krallığı olarak. Hatta Krain Düklüğü de geldi. İtalya'yı tuttuğumuz için herhalde ben öyle anladım. Hırvatistan birleşti. Sırbistan birleşti. Bizans Dejur olarak toprak kaybetti. Bulgaristan krallığını arzuluyormuş. Ee, arzula. Ama vermeyeceğim. <laughs> Ay, çok iyiydi ya. Arkadaşlar bir maceranın daha sonuna gelmiş olduk. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ranislav biraz inat etti. ...ancak biz ondan daha fazla yaşamayı becerebildik. Onun kızı bir sene daha dayanamamıştır. Yani kızı belki de bir sene bile dayanamamıştır tahtta. O nereden baksanız bir 40 seneye yakın tahtta kalmıştı. Nasıl ele geçireceğiz diyordum. Yapılabiliyormuş. Özellikle nasıl oluyor bilmiyorum ama... ...Sicilya dükü de Bulgaristan Krallığı'nın hak iddiasından bulundu artık. Hak bulunmuş olabilir. Öyle bir şey yapmıştır ve direkt müttefiklerini bulup saldırmıştır. Afrika Krallığı burada. Dejur kaymamış ama çok problem değil. Belki salabiliriz de bilmiyorum. Sırbistan burada böyle. Güzel. Gayet güzel. Hırvatistan. Çok iyi. Spoleto burada. Hı. Tekrardan dediğim gibi videoyu izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Sabredip özellikle. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayın. Kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşçakalın.